Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde sandıkta nasıl büyük bir şoka uğrayacağını bilimsel verilerle, tablolarla, grafiklerle anlatmaya çalışacağım. Hikayenin başına gitmek istiyorum. Geçen hafta Metropol Araştırma bir seçim anketi yayınladı. Ve ben bu seçim anketi üzerine bir şey yazdım. Daha sonra Metropol Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Bey bir şey yazdı. İsterseniz gelin hiç uzatmayalım. Şu araştırma sonuçlarıyla işe başlayalım. Metropol tarafından yapılan Türkiye'nin nabzı Eylül ayı araştırmasında bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusunun cevabı partiler bazında bakın bir şöyle dağıldı. AK Parti gördüğünüz gibi 32.3, CHP 17.7. İYİ Parti 8.8, HDP 8.1, MHP 7.3, Saadet Partisi 1.2, DEVA 1, Gelecek Partisi 0.7 olarak ortaya çıktı. Metropol araştırmanın AKP'yi %32 olarak göstermesinden sonra ben de bir tweet attım arkadaşlar. Atilla abi de, Atilla Yeşilada da bu tweetimi RT etti dedim ki araştırma kurumlarının AKP oy oranını hala %32 çıkarması ve kararsız kitleden bahsetmesi ekonomideki mevcut tabloyla çelişkili. Çarşıdaki enflasyonun en az %30, geniş tanımlı işsizliğin %23 olduğu ülkede bu pazar seçim olsa kusura bakmayın AKP bu oy oranına ulaşamaz dedim. Burada ben Özer Bey'in yani Metropol Araştırma'nın kurucusu Özer Sencer Bey'in tweetini alıntılayıp bu tweeti yazmıştım. Orada Özer Bey, bakın ekranda da görüyorsunuz diyor ki iki konuya açıklık getirmek gerekiyor. Birincisi, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek vurgusu bugün için kesinlikle doğru. Gelecekte iktidarın oluşturabileceği konjonktürün ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi ben tabii ki buna itiraz ettim. Neden itiraz ettim arkadaşlar? Şunu biliyorum. Hani siyasi konjonktürü bilemem. Ee, o benim uzmanlık alanım değil şu an. Ama ekonomik konjonktürün nereye gideceğini biliyorum. Çünkü neden? Şundan dolayı. Bugün yaşadığımız problemlerin temelinde enflasyon var. Enflasyonu düşüremediği için bu iktidar yaşam pahalılığı var hayat pahalılığı var. Ve buna bağlı olarak enflasyon düşmediği için dolar tl, euro tl yukarı gidiyor ve üreticilerin de maliyetlerini yukarıya çıkartıyor bu. Dolayısıyla bakın maliyetler yukarı çıktığında sistem kendisini zehirlemeye başlıyor. E peki şimdi gelecekteki konjonktürün ne olacağını bilmiyoruz ifadesi yanlış. İktisadi konjonktürün ne olacağını biliyorum. Çünkü şundan dolayı Enflasyonu düşürecek ana reçeteyi iktidar uygulamıyor. Yani enflasyonu düşürecek sanayide reform ve tarımda reformları hala yapmadığı için önümüzdeki yıllarda da 2023'e kadar enflasyonu belirgin bir şekilde aşağıya düşüremeyecek. Düşüremediği için de hem hane halkından hem de üreticilerden Özer Bey'in araştırmasında gösterdiği gibi %30'un üstünde bir desteği bulmasının ben güç olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ben bu tweet'i attıktan sonra Metropol araştırmanın kurucusu ve CEO'su Özer Bey de sağ olsunlar cevap yazdılar. Dediler ki sizin kullandığınız kavramlarla konuşursak bugünkü ekonomik tablo halkın satın almış olduğu veridir ve AKP'nin oyu %30-33 bandındadır. Yine sizin kavramlarınızla bu bant iktidar oyununun aşağıya doğru çok güçlü direnç hattıdır. Yani burası artık AKP için Çanakkale geçilmez gibi bir banttır diyor. %30 bantı. Ve devam ediyor Özler Bey. İlginç şeyler söylüyor bakın. Bu direnç hattının kırılması için çok daha acılı bir siyasi ekonomik tablonun oluşması veya muhalefetin şimdiye kadarki politika ve söyleminde çok daha farklı, çarpıcı boyutta etkili bir strateji ve iletişim politikası geliştirmesi gerekiyor. Şimdi ben bu ikinci tweet'e, ortadaki tweet'e kısmen katılıyorum. Neden diyeceksiniz? Şundan dolayı. Bugüne kadar yaşadığımız iktisattaki bu kriz inanın pişmiş tavuğun başına gelmemişti. Dolayısıyla muhalefetin hala AKP'yi geçememesi kesinlikle muhalefetin Özer Bey'in de belirttiği gibi çok farklı, çarpıcı boyutta etkili bir strateji ve iletişim politikası yapamamasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Müthiş bir fırsattı muhalefet partileri için ama bunu kullanamadılar. Neyse bu ayrı bir tartışma konusu. Özer Bey'e katılmadığım nokta şu. Diyor ki çok daha acılı bir siyasi ekonomik tablonun oluşması gerek ki AKP %30 bandından aşağıya düşsün. Bence şu an Ekonomide çok acılı bir tablo zaten var. Bunu vatandaş da hissediyor. Ama sıkıntı şu, bu borçla bir şekilde örtülü, örtülmüş durumda. Yani kamufle edilmiş durumda. Dolayısıyla burada daha siyasi ve ekonomik açıdan kötü bir tabloyu beklemeye gerek yok. Hali hazırda karşımızda duruyor. Ve devam ediyor Özer Bey. Diyor ki, iktidarın seçim strateji ve iletişimi ...icraatlarına dayanmıyor. Yani ben ekonomiyi şöyle yaptım, böyle yaptım diye götürmüyor diyor. Onu kapıta, kapatan, görünmez kılan kavramlar üzerine inşa ediyor. Beka, yani ekonomideki başarısızlığını kapatan, kamufleyen kavramlar var diyor. Beka, yani güvenlik problemlerini ortaya çıkartıyor. Muhalefet ise iletişimini mevcut sorunlar üzerine oturtuyor... Muhalefetin önce bu durumu anlaması ve ona uygun dil ve strateji geliştirmesi gerekiyor. Burada da Özer Bey'e katılıyorum. Neden? İktidar gerçekten ekonomiyle değil, beka üzerinden eğer almışsa %25 ya da %30 bu oy oranlarını alıyor. Muhalefet hala bu kanaldan iktidarın üstüne gidemiyor. Tabii o da muhalefetin problemi arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım bu %32'lik tespite itirazlarımı ben birazcık daha açmak istiyorum. Neden itiraz ediyorum? Ve burada gerekçelerde de ben Profesör Sencer Ayata'nın tespitlerini size arz etmek istiyorum. Gerçekten altına imzamı atarım. Mükemmel tespitler yapmış hoca. Şimdi bakın hoca diyor ki bir huzursuz muhafazakarların AKP ile bağı son durumdan sonra gevşemiştir diyor. Neden? Toplumda 3 kişiden biri yoksulluk ya da kırılganlık seviyesine inmiştir. Ve devam ediyor. Diyor ki, Cumhurbaşkanları zenginlere şımarmayın, yoksullara da sabredin dedi. Ama ihaleleri alanlara, vergi affına, konu olanlara yani iktidar burcu vazisine yönelik bir özveri mesajında bulunmadı. Ve devam ediyor. Genelde verilen milliyetçilik mesajları var diyor. Ama burada Tüm yük bir sınıfın üstüne yıkılıyor. Ve e, hoca şunu e, söylüyor. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda Churchill'in çok ünlü bir lafı vardır. Halka sesleniyor Churchill. Diyor ki ben size kan, cefa, ter ve gözyaşı vaat ediyorum diyor. Ama burada bu söylemlerde e, iktidarın söyleminde millilik açısından bir sorun var. Neden? Tamam bir milli savaş veriliyorsa neden bu savaşa iktidara ait burjuvazi girmiyor? İşte burada ciddi problemler var halkın gözünde. Tespitler şöyle devam ediyor. Deniliyor ki siyasi iktidar dünyevileşti. Oysa verdiği mesajlar hep geniş halk kitlelerine sabredin, sabredin, sabredin şeklinde. Türkiye'de iktidar kendi içinden eleştirilecek kadar dünyevileşmiştir diyor. Ben burada kesinlikle Ayat'a hocaya e, hak veriyorum. Neden diyeceksiniz? Şimdi sadece muhalefetin iddialarıdır diye e, geçemeyiz bunları arkadaşlar. Bunu geniş halk kitleleri görüyor. Neyi görüyor? Çifter çifter maaş alan bir burjuvaziyi görüyor. İktidar burjuvazisi deniliyor buna. Ballı ihaleleri görüyor. Bir kesim gerçekten ülkenin yarattığı kaynaklardan mükemmel derecede istifade ediyor. Ama bunun yanında da işsiz, evinde oturan, geliri çok düşmüş ya da işleri acayip derecede bozulmuş esnaflar, fabrikatörler var. Dolayısıyla şimdi siz burada bir takım manevi mesajlar verirken kendi burcu vazinize bir özveri mesajı vermiyorsanız yani taşın altına herkesin elini sokmasını istemiyorsanız Burada dur derler size işte burada bir problem vardır bakın sosyal medyada görmüşsünüzdür e, Denizli'deydi yanlış hatırlamıyorsam vali bey çıkıyor geziyor işte esnaf dönüp pek fazla konuşmuyor bir esnafa gidiyor diyor ki işte nasılsın nasıl gidiyor adam gebermek istiyorum diyor niye gebermek istiyorsun diyor çünkü diyor İş yapamıyorum diyor ve hasılatını söylüyor. 50 lira, 100 lira diyor. Ben bununla nasıl döndüreyim? Dolayısıyla burada problem gerçekten çok büyük ve muhafazakar kesimle AKP arasında çok büyük kopuşlar var. Bu tespitlerden sonra bir de Bekir Ağardır'ın tespitlerini de almak lazım. Diyor ki AKP'ye oy verecek insan azalması demek bunlar muhalefete geçti anlamına gelmiyor. Kararsızlar artıyor. Ki Özer Bey de öyle diyordu. Kararsızlar belirleyecek. Ama ben de burada AKP'den kopanların aslında karar verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Neden? Burada dönüp Türk siyasi tarihine baktığımızda 2001 seçimlerini görüyorum. Dönüp e, Türk siyasi tarihine baktığımızda hemen daha bir yıl 2 yıl önce 2019 yerel seçimlerini görüyorum. İşte burada her iki seçimin dinamiği dönüp 2023 seçimlerinde bir şekilde Cumhur İttifakını şok edecek arkadaşlar. Bakın gerekçelerimi birazcık daha teknik boyutta detaylandırmak isterim. Değerli arkadaşlarım diyorum ki 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı şoka uğrayacak. Başına aynı 2001 seçimlerinde DSP'nin, ANAP'ın, MHP'nin ne geldiyse o gelecek. Neden? Şundan dolayı. Bakın 2001 yılında Bülent Ecevit çok büyük bir siyasi liderdi. Kıbrıs savaşını kazanmıştı. Buna rağmen Türk tarihinde önemli bir rolü olmasına rağmen seçmen tarafından baraj altına gönderildi. Keza MHP, keza ANAP. Bunlar da Türk siyasi e, tarihinde önemli roller oynamış partilerdi. Seçmen gözünün yaşına bakmadı. 2023'te de Cumhur İttifakı'nın gözünün yaşına bakılmayacak. Çünkü burada karar veren kim? Yüce halkımız yani seçmen. Sandığa kimler gidiyor arkadaşlar? Tüketiciler yani hane halkları ve üreticiler gidiyor. Tüketicinin davranışına baktığınız zaman bakın arkadaşlar. Bloomberg HD'nin geçen hafta yayınlanan tüketici güven ön endeksini aldım. Temmuz ayından beri bir gerileme var. 89'dan rakam 74'e, 71'e, 65'e düştü. Bana şunu sorabilirsiniz. Ya niye TÜİK'in tüketici güven endeksini almadın? Orada yükseldi o yüzden mi almadın? Arkadaşlar TÜİK ne yazık ki makyaj yapıyor. Hane halkıyla gidip anket yaptığı zaman insanlarla konuştuğunda işsizlikle ilgili soruları anketten çıkardı çıkardığı için de anketin sonucu puan değeri yukarıya doğru çıkıyor. Bu bir makyaj o yüzden onu baz almıyoruz. Burada tüketici güven endeksinin ben e, seçimlerden önce önemli sinyaller verdiğini düşünüyorum. Neden? Aynısını 2019 yerel seçimlerinde de gördük. Yerel seçimlerde de tüketici güven endeksi gümbür gümbür aşağıya gitmişti ve ondan sonra İstanbul'da ve Ankara'da iktidar partisi kaybetmişti arkadaşlar. Seçmen davranışlarından bahsediyorken hane halklarını yani tüketicileri andık. Peki girişimcileri, üreticileri, patronları unutacak mıyız? Hayır. Gidip onlar da neticede sandıkta oy veriyorlar ve onların davranış biçimini etkileyecek ya da en önemli ipuçları onlar hakkında. Bence üretici fiyat endeksi arkadaşlar. Üretici fiyat endeksi nedir? Malların daha firmalardayken ne kadar fiyatının artıp artmadığını gösteren bir grafik. Yani mal enflasyonunu gösteriyor firmanın içindeyken ama. Bakın burada üretici fiyat endeksinin tekrardan Türkiye'de yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. Neden? Kur arttığı için bu detayı unutmayın arkadaşlar. Kur arttığı zaman mal fiyatları yukarıya gidiyor. Dolayısıyla hep de söylüyorum zaten kuru aşağıya düşürecek, dış bağı kopartacak bir reform da yapılmadığı için bu yukarı gitmeye devam ediyor. Bu yukarı gittiği zaman patronlar daha fazla maliyete katlanıyorlar ama ne yazık ki bu maliyeti kendileri açısından kötü bir gelişme tüketicilere yansıtamıyorlar. Çünkü yansıtsalar işleri aynen bıçak kesilmiş gibi kesilir. Dolayısıyla burada patron ya batıyor ya da kendisini gidiyor bankadan kredi alarak işler inşallah bir gün düzelir diye fonluyor ve umutsuzca bir borç sarmalının içine girmiş durumda. Dolayısıyla patronlar eskisi gibi satış yapamıyorlar. Maliyetlerin artışından son derece canları yanmış durumda. Bu da onları iktidar partisinden uzaklaştırıyor. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra birazcık daha bana makul gelen anket arkadaşlar Avrasya Araştırma tarafından yapıldı. Burada 30 büyük şehir ortalamasını alarak bir anket yapmışlar ve AK Parti 27.9, CHP 25.1, İ Parti 10.2, HDP 6.4, MHP 6.9, DEVA 1.9, Gelecek Partisi de 1.7 olarak belirlenmiş. Değerli arkadaşlarım verileri gördük, tabloları gördük, grafikleri gördük ve nihayetinde ben yine şunu söylüyorum. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı çok büyük şoku uğrayacak. Hani bunu bir taraf olduğum için değil, partizanlık için değil, AKP düşmanlığı yaptığım için demiyorum. Lütfen yanlış anlamayın beni. Özellikle AKP'ye gönül vermiş arkadaşlarım. Bakın burada yine rakamları konuşturacağım size. 2001 yılında Koca Ecevit efsanesini Kıbrıs Fatihi Türk siyasi tarihine damga vurmuş. Ecevit efsanesini bitiren rakamlar neydi? Söyleyeyim size. Enflasyon 29.3. Şu an ne kadar enflasyon arkadaşlar? En az %30-35. TÜİK'in enflasyonunun makyaj olduğunu hepimiz biliyoruz. Onu hiç tartışmayalım bile. İşsizlik 2002'de Ecevit efsanesini bitiren işsizlik 10.8. Şu an %23. 2001'den çok daha kötü durumdayız arkadaşlar. Belki bizi borçluluk bir şekilde döndürüyor. Borç bir makyaj yapıyor. Ama buna kanmayın. İnsanlar, milyonlarca insan, 10 milyona yakın bir kesim evinde işsiz oturuyor. Ve büyüme. 2002'de 6.2, şu an 0. Dönüyorum borçluluğa. Net dış borcun gayri safi yurt içi hasılasına, oranına bakalım. %38 şimdi %32 arkadaşlar 244 milyar dolar net dış borcumuz var. 132 milyar dolar kısa vadeli borcumuz var ve kasada 5 kuruş para yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada AK Parti'nin ben %30 bandı üstünde olduğuna kesinlikle inanmıyorum çünkü rakamlar bunu gösteriyor. Yani 2001'de DSP'yi tarihin çöplüğüne atmışlarsa siyasetin çöplüğüne atmışlarsa bu rakamlarla AKP'nin tamam %10'un altına düşmese bile ben %30'un üstüne çıkacağına inanmıyorum. Peki hem Özer Bey'in hem Bekir Bey'in dediği gibi bu kararsızlar ne yapıyor? Burada aslında bir kararsız kitle yok. Sürpriz nereden gelecek arkadaşlar? Size söyleyeyim mi? Sürprizi İyi Parti yapacak. İyi Parti'de hepimizin beklediğinden çok daha fazla büyük bir çıkış olacak ve aynen DSP'nin iktidara gelmesinde nasıl bir sürpriz yaptıysa seçimlerde 90'lı yıllarda aynı şekilde İyi Parti'de 2023 seçimlerinde çok büyük bir sürpriz yapacak. Çünkü muhafazakarlar ve milliyetçiler Kopup AKP MHP'den adres olarak kendisine İyi Parti'yi görüyor. Bakın CHP sürpriz yapacak, o olacak, bu olacak demiyorum. O da oyunu artıracak ama burada en büyük kazançlı İyi Parti çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu noktadan sonra artık duracağız, e, seçimlere bakacağız. Ona da tabii daha uzun bir süre var. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum, tekrar saygılar sunuyorum.